Bu çarşı inanılmaz bir çarşı. Sanki görünmez bulutlarla bir Orta Doğu havası serilmiş üzerine. Renkler, kokular, tatlar hep şark, hep kebap, hep isot. Abdülkadir abi şimdi kebap yerken aslında bir yerde kendi salatamızı kendimiz yapıyoruz, evet, değil mi burada? Evet. Soğanı alacağız, doğrayacağız. Evet. Maydanoz nane midir? Maydanoz, nane, tuz, isot, evet, kimyon. Kimyon. Ayran da böyle ayran geliyor. Ayran tasla geliyor maşapadan. Bizde böyle işte. Sizde sabah kahvaltısında da yiyoruz. Sabah kahvaltısında bize ciğer yiyoruz. Ciğeriniz bir şey şimdi. Şöyle ciğeri alalım. Beraber bir ciğer. Peki günde hani sabah, öğlen, akşam 3 öğün kebap, evet, ve benzeri et, evet, şeyler, evet, yemek için, çok sağlıklı değil belki de. Değil de biz şimdi hiçbir zararını görmedik yani. Biz de çok alışık değiliz ya, bize de fazla geliyor ama ben 2 gündür burada yiyorum, hiç sorunlu görmedim ben de. Tamam işte yavaş yavaş daha alsayacaksın, alsayacaksın. Daha çok kalsam daha iyi. Daha inşallah sana vallahi. Peki Urfalılar çok güzel sesleri vardır, evet, çok güzel şarkı söylerler, uzun hava söylerler. Bu genelleştirme yaparsak abi, yanlış olur. Urfalı abi mesela tut bir taneyi söylesin, bir tane ben söyleyeyim mesela. Tuttum mesela. He söyler, hepsi söyler. Yavru yavru kuma kuşu yükseklerden seslenir. Yar koynundan bir çift sınar meslenir. Seyirci var, reyting abi, yüksek. Bak hepsi söyler ya, bunlar hepsi bilirler zaten. İsot yiyen hepsi söyler maşallah. Biz isot yemediğimiz için söyleyemiyoruz. Kusura teşekkür bak ederiz. Kebabı nasıl meşhur, döneri nasıl meşhursa sesi de meşhur, geni de meşhur. Öyle mi? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir Urfalı için en vazgeçilmez şey kesinlikle isot. Bu yemeklik isot evde yapılmış. Bu da evde yapılmış isot çiğ köftelik. Farkı ne? Şunla şunun arasındaki fark, biri 15 gün güneşte kalıyor, kızarıyor. Çiğ köfteye, lahmacuna, kısıra, kuru fasulyeye. Öbürü de 3 gün güneşte kalıyor, yemeklere renk versin diye. Aradaki fark budur. Bunlar 12-13 kilo kırmızı haranda yetişen kırmızı biberden 1 kilo oluyor. 12 kilo yaş biberden 1 kilo çıkıyor. Bir de sizin reçel dediğiniz bir şey var. Bir de reçel. Siz tatlıya reçel dersiniz. Biz acıya reçel diyoruz. Buna da sabah kahvaltısında 2 tane yumurta kırırsın. Sucukla yarım kiloyu bir kahvaltıda yersin. Bu biber salçası. Biber salçası siz dersiniz, biz reçel deriz, evet. Bizim yöresel dil farkı. Aradaki fark yöresel dil farkıdır. Siz peki her sabah yer misiniz bunu? Bunu sabah kahvaltısında 2 tane yumurta kırıyoruz sucukla. Sabah bizde 3 öğün isot vardır. Sabah yemeğinde, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde. İlle isot vazgeçilmez yani. Urfa'nın camileri kadar hanları da hayranlık uyandırıcı. İşte Gümrük Han. Burada hayatın tadı başka, hızı başka. Çay, kahve, mırra, biraz kağıt, biraz tavla. Kaç yaşındasın? 21. Üniversitede okuyor musun? Okuyordum, bıraktım. Neden? Yapamadım. Zor. Şartlar zordu. Olmadı. Nerede okuyordun? Harun Üniversitesi. Harun Üniversitesi. Hem de bak kendi şehrinde. Evet. Hangi bölümdeydin? İnşaat. Zor bir bölüm. Şey okula. Zordu. Hocalar daha çok zorlaştırıyordu. Öyle mi? Evet. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi valla 20 günüm kaldı, askerim kaldı. Yolcuyum. Nereye gideceğim belli değildir. Daha belli değil. Emekli misiniz? Emekli. Nerede? Baykur. Baykur'da. Çiftçi yani, evet. Kaç çocuk var? 17 çocuk var. 17? Evet. İki hanım derler.
İki hanım dönem var. Her birisi aralarında 200 metre var. Her birisini bir ev yapmışım. Herkes çocuğundan var. Peki hanımlar iyi anlaşıyorlar mı? Anlaşıyorlar. Normal. Daha gençlikten biraz kırgınlık vardı ama şimdi artık kardeş gibi hepimiz yaşıyor. Peki hangisiyle nikahlısınız? Büyükünü. Küçüğü nikah almadı. Hayır. O noterden yaptık mukavala. Çocuklarını kaydettik. Evet. Ve çocukları üzerinize aldınız. Evet tabii. Urfa'da bir gezginin, bir turistin mutlaka görmesi gereken nereler var sizce? Bu Balıklı Göl, Harran, bizim Harran Ovası'nda, şu Akçakala yolunda gezilecek yer, turistik yerlerimiz var. Bir de Çamlık var. Millet, yani ekseri Çamlık'a yıkılıyor. Yani bizim lüks yerlerimiz bu üç tane. Çarşınız çok güzel. Çarşısı tabii çok güzel. Hepsi manzaralı, gördüğünüz gibi bak yani. Eski yapı. Merhaba merhaba. Ceket satıyorsunuz. He ceket satıyorum. Yeni ceketler mi? Bu ısmarlamadır. Tamam. İyi işler, kolay gelsin. Mırra alabilir miyim? Mırra mırra. Mırrayı böyle az az içmek lazım. Zaten az az içeceksin. Zaten çok acı, çok fazla içemezsin. Ya çok acı içemezsin. Ya yavaş yavaş içeceksin. Şimdi bu mırra kasesini yere bırakmamak lazım. Yok bırakmayacaksın. Bırakırsan ne olur? Bıraksan ya sen utanıyor. Olmaz. Öyle, ya iki kere içeceksin. İki kere içecektin. Teşekkür ederim ellerine. Çok güzel. Allah razı olsun. Fiyatız. Başım gözüm üstü. Başım gözüm üstü. Bir yanım kalk çalış öğren didin savaş diyor. Öbür yanım baskın yanım. Daha Urfalı, daha keyifli, daha şurada bir mırra tadında. Hayat sana teşekkür ederim kıvamında. Hatta tam Urfacası başım gözüm üstüne üslubunda.